Arkadaşlar merhaba yayınıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yine kendi kanalımdan bahsedeceğim. Şimdi bu kanalı ben valla aylar önce açtım ama aylar önce açıp da 3-5 video atıp bir daha da hiçbir şey yapmadım vaktimden dolayı. Geçenki videolarımda hızlı içerik tüketiminden bahsettim size. Bu hızlı içerik tüketimi TikTok sayesinde artık kendimize aşıladık. TikTok'ta hep yukarı yukarı yapa yapa. Burada da aynı şekilde Shorts'a şu anda YouTube Shorts'a zaten önem veriyor. Bir birkaç adım öne geçmek istiyor bu diğer platformlardan. O yüzden sizlere Shorts'ta neler yaptığımı burada istatistik olarak göstereceğim. Analitiğe girdim. Analitiğe girdikten sonra şimdi görüntülenmeye bakın. Yaklaşık bir ay önce hiçbir şey yok. Bakın. Şurada bir Konuşan kediler komik videolar diye bir kıpırdama var. Ayın 11'inde. Ayın 12'sinde bu kadar 4 tane video atmışım. 13'ünde 15'inde ise 1126'ya çıkmış. Bir anda izlenmeler, görüntülenmeler. Şimdi bunların nasıl olduğunu da sizlere anlatacağım. İzlenme sürem 12 saate aşmış. Abonelerim ise 123 artı kazanmışım. Şimdi içeriye gireceğim. İçerikte Bakın Short özet akışları %70 Harici %25 Youtube arama %3 diye gidiyor. En çok bu Cats Funny izlenmiş. Diğerleri devam ediyor. Beğenenler 504 kişi Aboneler artı 1 diyor. Akış gösterilme 3.1000 kişi gösterime girmiş. Şimdi genel bakışta yine tekrardan girdim buraya. Sadece şunlara bakın. En son attığım video 17 Nisan. Daha fazla göstereyim burada. Daha fazla göstersem tarih gidiyor. Pardon, pardon. En son attığım video 17 Nisan'da atmışım. O da yapay zeka ile yaptığım bir videodu. Ondan sonra Nisan'dan Ekim'e kadar hiçbir tane video atmadım. Yaklaşık 12 Ekim'de bir tane kediyle ilgili bir shorts videosu attım. 101 izlenme yakaladım. Şimdi kediler yapmaz demin en komik videolar Türkçe olarak yazdım. 101. 12'sinden 13'üne yine aynı şekilde kedilerin komik anları, kahkaha garantili kedi videoları 175 izlenmiş. Direkt 14'ü yok. Pas geçmişim 14'ü. 15'inde bakın 1, 2, 3. 3 tane atmışım. Sebebi saatlik dilimlere böldüm. Hangi saatte en çok izlenme oranını yakalayacağım diye. Yani bu taktiktir bu aslında YouTube'da. Eğer ki bir abone kitleniz yoksa bunu yapmak zorundasınız. Çünkü en çok izleneceğiniz saati yakalarsanız o saatlere göre hareket edersiniz. Ha, 13'ünde de bir tane daha vardı pardon. 13'ünde kahkaha komik kediler diye hashtag kullanmışım 126. 15'inde ise bakın İngilizceye başlamışım 145, 210, direkt 321. 16'sında ise görmüş üzere bugün 105 ve şu anda da 80'e çıkmış vaziyette bu. İki tane atmışım. Biri sabah attığım video, biri de iki buçukta attığım video. 80'e çıkmış vaziyette. Yani sizin anlayacağınız bundan sonra İngilizce içerikle devam edeceğim ve bu kanalı zaten İngilizce olarak açmıştım. Şimdi bundan sonra direkt İngilizce içerikleri buradan yayınlamaya başlayacağım. Shorts'tan başladım. Direkt 5-6 dakikalık video, kedi video serileri de yapabilirim. Çünkü hemen sizlere bir şey daha göstereyim. Pardon. Bakın 2000 tane Kedi shorts videom hazır. Hiçbir tane telif yok. Hepsi bunların telifsiz. Şimdi nasıl telifsiz olduğundan da size bir bahsedeyim. Bakın, içerik diyeyim burada. Şimdi burada shorts politikası diyor ya. Bakın. Ayrıntıyı göster. Neymiş bu shorts politikası? Bana bir tane şarkıyı 00 ile 011 arası telif vermiş ama telif değil. Videonuzdaki Content ID hak talebi kanalınızı etkilemiyor. Bu hak talebi bir telif hakkı ihtarı değildir. Yani bu şarkıyı biraz ihtar niteliğinde değil de işte bu şarkı böyle böyle teliflidir diye bir sadece uyarı da değil. Sözlü bir yazı veriyor bana. Yani sıkıntısız vaziyette videoları paylaşıyorum. Yakın zamanda bu kanalın nerelere geldiğini sizlere tekrardan bir video çekeceğim. Yaklaşık 2 hafta sonra ayın sonunda... Tekrardan bu kanalı deneyeceğim. Her gün 3 tane short satacağım. Bakalım bu kanalı ne kadar büyütebiliyorsun. Eğitim setinde bunların hepsinden bahsettim. Eğitim setinde de kedilerin videolarında upload etmeniz için linki koydum. Yani istediğiniz vaziyette direkt buradan başlayabilirsiniz. Size ön ayak olayım istedim. Yayınım bu kadardı. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.